we have now 15 minutes for discussion as well as question and answer. Let me begin by seeing if any of the speakers have any additional comments, perhaps towards each other's papers. I guess I'm with any efendim, soru varsa sorularınızı alalım. Bir soru. Ay kardeşim. Ne kadar güzel dinleyiciler. Soru yok. Peki. Varmış. Buyurun. Gönül cömertliğini soruyorsunuz. Mikrofon geldi. Gönül cömertliği mümkünse ben anlayamadım. Kitabı yine okumaya başladım. Tam cümleyi okur muydunuz usta? Tam cümleyi. Şems'in sözleriyle ilgili bir bölümdü. Evet. Orada geçiyordu. Gönül cömertliği ne demek? Gönül cömertliği kendini ve gönlünü, kalbini, kalbindeki duyguları ifade etmede cömert davranmak, verici davranmak ve herkesi, Allah'ın yarattığı her şeyi içine alacak genişlikte bir gönle sahip olmak. Karıncadan Süleyman'a kadar her şeyin hakkın tecellisi olduğunu düşünüp her şeyi sevebilmek, her şeyi kapsayabilmek ve kainatta çirkin olan hiçbir şeyin olmadığını düşünmek manasına geliyor. Çok teşekkür ediyorum. Seman. Efendim ben Tevfik Süphani Hocam'a sormak istiyorum. Hazreti Şems'in kadın hakkındaki görüşlerini kısacık. Evet. Tebliğinde kısaca demiştim aslında tebliğimde de ilişkisi yoktu ve asıl söylemek istediğim şuydu. Yapılan bir takım yorumlar insanların gözlerini bağlamalarına ve başka şeyi görmelerine engel oluyor. Yani evet biliyoruz Şems Tebrizi'nin Mevlana üzerinde, Sultan Veled üzerinde, bütün Mevlevi büyükler üzerinde büyük bir tesiri vardır ve onların fikir dünyalarının, tasavvufi anlayışlarının oluşmasında tabii ki çok büyük rolü vardır. Ancak onun yolundan giden kişiler de hiçbir zaman körü körüne onu takip etmemişler, kendi yorumlarını muhakkak eklemişler. Hatta çok sert bazı noktalarında kesinlikle ondan etkilenmemişlerdir. Bu çok önemli bir husustur çünkü tasavvuf anlayışında, tasavvufi gelenekte şeyhin yapması gereken müridi değiştirmek değil, müridin kendisini keşfetmesini sağlamaktır. Yani nefsini anlamasını sağlamaktır. Çünkü nefsini bilen Rabbini bilir. Men arafe nefsehu fekat arafe rabbehu. Bu tasavvufta çok önemli bir öğretidir. Ve kişinin kendisini anlamasına yardımcı olmalıdır şey. Şems'in yaptığı da aslında budur. Mevlana ile birlikte uzun sohbetleri, Sultan Veled ile birlikte olan sohbetleri, kendi fikirlerini, kendi anlayışını açıklamak, onlara empoze etmek değil, onların kendilerini keşfetmelerine ve kendilerini tanımalarına yardımcı olmaktır. Ve nitekim öyle de olmuştur. Siz makalatı okuduğunuz zaman birçok hususta farklı hususlar, farklı açıklamalar görüyorsunuz. İşte biraz önce Sultan Veled söz konusu olduğunda gerçi kadın konusunda fazla giremeyeceğim. Çünkü Sultan Veled'de fazla cümleler yok ama mesela Sultan Veled'de Şems arasındaki ilişkide ya da görüş farklılıklarında birisi hallaca bunu söyleyen kafirdir derken Sultan Veled diyor ki onun o kadar aziz ve o kadar yeganedir ki onsuz hiçbir tasavvuf meclisi meclis olmayacaktır. Bu kadar farklı bakabiliyor. Kadın konusunda ise Mevlana ile aralarında çok büyük farklar var. Ve gene makalatta daha önce aktardığım, konuşmam sırasında aktardığım bir husus. Menakıbul Arif'inde iki noktaya rastladım. Bunları şu an İngilizce olarak yayınlanacak olan Mevlana Rumi Review'de İngiltere'de orada açık yazdığım bir makalede aslında konuyu işledim ve bu konuda Şems Mevlana'yı etkileyememiştir görüşüne sahip olmama sebep olan şu iki olayı anlattım. Birincisi Menakıbul Arif'inde geçen aralarında ikisinin arasındaki bir konuşma. Şems açıkça şöyle diyor. Kadına şeyhlik yakışmaz.
Sayın Küçük, bunu dinledik. Çok teşekkür ediyoruz. Bir de Aysun, Tevfik Süphani'nin bu konuda ne düşündüğünü soruyordu. Bir müsaade ederseniz bir de ondan alalım. Şems'in kadın hakkındaki düşüncelerini bir de bir dinleyicimiz sizden öğrenmek istiyor. Çok özür diliyorum ben. Kadın rica ederim. Olunca, hayır, gayet güzel oldu. Bu açıklamalarınız çok yerini buldu. Teşekkür ediyoruz. Ben bir şey söylüyorum ama sizin sorduğun cevabı değil ama aynı zamanda da cevabı. Öyle mi? Peki. Bakın Rabia-i Adeviye var. Hanım, 4. yüzyılda. Buna erkeklerden gelip de bu başkan, büyük sufi söylüyorlar ya Allah Teala 124 bin peygamber göndermiş. Bu 124 bin peygamberde bir tanesi kadın değil. Rabia'dı doğru. Ama yeter ki kadınların içinde bir tane firavun yok. Tabii tabii. Cemal Nur Hocam. Allah razı olsun. Harikulade diyorum da. Ben Hülya Hocam'a bir kere önce teşekkür ediyorum. Gerçekten Sultan Veled'le ilgili ana bilgilerin çoğunu onun tercüme ettiği kitaplardan öğreniyorum. Allah razı olsun. İnsan-ı Kamilleri incelerken onların, peygamberde de bu böyledir, hangi olay karşısında bazı konuşmaları yaptıklarına dikkat etmek lazım. Şimdi Hazreti Mevlana'nın kadın için söylediği harikulade sözlerin yanı sıra Hülya Hocam çok iyi bilirler. Aynı zamanda Harekani hadisesinde kadının kadın kaldığı zaman ne kadar zararlı olabileceğini de anlatan çok güzel menkıbeleri var. Ben de Hazreti Mevlana gibi kadından ve erkekten mürşit olmayacağına inanıyorum. Mürşit kadınlığını ve erkekliğini yenmiş, er makamına çıkmış insanın özelliğidir. Hazreti Şems büyük ihtimalle mürşit olmaya, veli olmaya layık olmayan, nefsaniyete hakim olan insanın bu makamı yüklenemeyeceğini anlatmıştır. Gene Beyazıt-ı Bestami konusunda çok güzel izah ettikleri için bunların açılmasından da özel kendilerine teşekkür ediyorum. Beyazıt-ı Bestami veyahut bu Halacı Mansur konusunda daha onun makamına ermeden enel hak diyen biz garip ve anlamayan insanların edepsizliğini ortaya koymak açısından bu seviyeye çıkmadan nasıl böyle konuşulur diye onları eleştirmiştir ki biz Ahmet el-Rıfai Hazretleri'nde de aynı tavrı çok açıkça görüyoruz. Demek ki insan-ı kamillerde belki hocam çok büyük lütfettiler. Hangi söz karşısında ve hangi olay karşısında bu sözleri söylediklerine dikkat etmek lazım. Bir tek konuda beni affederlerse çok hayran olduğum halde bir tek konuda kendilerini çok anlayamadığımı düşünüyorum. O benim açımdan olabilir. Mürşit bir idrak ve iman öğretirse mürit onun dışında bir şey söylemez. Ancak mürit, mürşidin sözündeki espriyi anlar ve o sözü ne maksatla söylediğini bilir, o sözü açar. Dolayısıyla Hazreti Mevlana'nın kadın konusundaki açılımının, Şems'in anlayışının bir neticesi olduğunu düşünüyorum efendim. Teşekkür ederim. Hocam zaten... Hocam benzetmeler de Mevlana'dan öğrendiğinin ardından geliyor Sultan Veled'de öyle çok değil mi? Çok doğru, çok doğru. Ve bunu Mevlana'da zaten tespit ediyor evet. Sözleriyle. Yani hocam benden çok daha iyi bilirler, ben bir acizim ama Mevlana Hazretleri'nin birçok menkıbesinde kadının nefsinde kalmış kadının verdiği zararları, akılda kalmış erkeğin de verdiği zararları anlattığını ben hocam çok iyi bilirler. Ben edepsizlik ediyorum. Kusuruma bakmasınlar. Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah.
Ben de şimdi... Tabii ki, buyurun. Ya bir hanım İran'da bana telefon etti, ya ben Mevlana'nın Mesnevisinde kadın hakkında bir tez hazırlamak istiyorum. Ya Mevlana'nın lehine mi ben sordum, aleyhine mi? Ya, tabii Mevlana lehine. Ama ben dedim hanımefendi, Mevlana'nın Mesnevisinde kadınların lehine bir şey çıkmaz. Ama Mevlana'nın hayatıyla Mesnevi'ni karıştırsanız, Mevlana ya kadın yani 7. yüzyılda Konya'da Mevlana Sema Meclisi'nde kadınlarla beraber oluyor. Bu şimdi bazı yerlerde insansız. Mevlana'nın hayatıyla Mesnevisini karıştıracaksınız, kadın hakkında konuşuyorsunuz. O zaman Mevlana belki en dünyanın en üstün düşünürleri gibi kadını görüyor. Ve Şems aynen Kimya Hatun hakkında bir kitap yazıldı. Maalesef Türkçe'ye de tercüme oldu o. Herhalde okudunuz. Ya Şems'den bizde bir Hufaş-ı Şeb vardı, 17-18 kadını öldürdü. Onun gibi bir insan çıkarmışlar. Ama şeytanı birisi rüyasında görüyor, bakın bir güzel bir genç, falan. Kimsin sen, şeytanım diyor. Ya bizim kitaplarda falan da, duvarlarda, tablolarda seni bir başka... Ben ne yapayım, kalem benim elimde değil, başkasının elinde. Bir şekil. So this session is for our friends, and if the friends can help with translation. But Cemal Nurhoca's words reminded me of a beautiful story from Sultan Veled, and this is from his Ma'aref, and I thought it might be useful here, inshallah. So he says that Hazreti Peygamber Mustafa sallallahu alaihi wasallam says that he used to kiss the feet of Hazrat Aisha and to put his own face next to her face. And one day Aisha was very surprised by this behavior and she freaked out, she acted surprised. Because of that, for a few days Hazrat Peygamber did not look at her. And Aisha sighed to Allah. She just said, she missed Hazrat Peygamber. God ordered the Peygamber, go and find Aisha, restore her heart. Then Hazrat Peygamber came and apologized to Aisha and again kissed her hand, kissed her feet and said, don't think that I was kissing your hand or for your feet for your sake. It is not because your form is so beautiful. I kiss you for the sake of Haq, for the sake of Allah. In your form, in your skin, I see the face of the dost, of that friend. I hope if inshallah we can keep these kinds of teachings to heart, maybe someday Allah will rescue us from manhood and womanhood and restore us to insanhood, inshallah. Efendim, Gülen anısına katılımcılara şit takdim etmek istiyoruz. Ümit Safi'den rica edeceğiz. Efendim, izninizle soru değil de bir ilave yapmak istiyorum bu konuya birkaç cümleyle. Şimdi tasavvuf tarihine baktığımız zaman saygıdeğer hocalarımız da bunu çok iyi bilirler. Değişik veliler, yani yaşamış olan değişik sufiler farklı farklı ögeleri ön plana çıkartırlar. Bu konuda da İbn-i Arabi'nin yaptığı bir değerlendirmenin bütünleştirici olduğu kanaatindeyim. Onu aktarmak istiyorum izninizle. İbn-i Arabi der ki, velileri insanın duyularına benzetir. Yani beş duyumuz var. Kimisi birisi görür, diğeri
dokunmakla hisseder, kimisi tat alır. Evliyanın kısımları da böyle farklı farklı ögeler ön plana çıkartırlar. Fakat insan hiçbir duyusunu diğeri var diye terk etmez. Bu nedenle evliyanın birisi diğerine tercih edilmez. Fakat her birisinden gerektiği kadar istifade etmek lazım. Bir diğer ilave yapmak istiyorum bu konuya. Tasavvuf tarihinde kural olarak, evet, peygamber erkek gelmediği gibi genel olarak kadından mürşit olmadığı söylenir. Fakat bu genel geçer bir kural değildir. Şu anlamda söylüyorum bunu. Çünkü mürşitlik zor iş. Toplum içinde olacaksınız. Toplumun sıkıntılarına katlanacaksınız. Bu da genelde ataerkil toplumlarda bir kadının taşıyamayacağı yükler yüklüyor. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Yine İbnül Arabi'nin şeyhlerinden birisi kadındır. Fatma'dır ismi. 80 küsur yaşındadır. Ve Muhyiddin İbnül Arabi der ki, ona baktığım zaman, bunu söylediği zaman şeyhi 80 küsur yaşındadır. Genç bir kadının yüzündeki letafet ve canlılığını görüyorum der. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sonra daha ilerleyen günlerde siz de dinleyeceğiz. Teşekkürler. Koca Mevlana, Bahattin, benim bu aleme gelişim senin zuhurun içindir. Benim bütün söylediklerim nihayet sözden ibarettir. Halbuki sen benim işim ve eserimsin buyuruyor. Hazreti Şems'in sırrını verdim dediği maşuk makamının güzel temsilcisi Beles, güneş gibi olan Hazreti Şems'le